Ve zamanla birden geri dönemeyince bu insanlar zaten uyum sağlamakta zorluk çektiği için bu topluma uyum sağlayamamışlar ve ikinci nesil, onların çocukları dünyaya gelmiş ve onlar da o zorlukların bir kısmını yaşamaya başlamışlar. Artık üçüncü nesil dediğimiz toplum ya da gençler biraz daha uyum sağlayabiliyor ama 1-2-3 nesil dediğiniz zaman bir daha dinine bağlı olan, biraz daha farklı düşünen bir insandan yola çıkacak olursanız, eğitim düzeyi düşük veya yüksek olan Türklerden yola çıkacak olursanız veya yabancılardan, ayrıca Almanların da beklentileri olduğundan yola çıkarsanız ve bir de buna zamanında bu insanları buraya gönderen hükümeti veya Türkiye yönetimini düşünürseniz ve buradaki bu insanları talep eden Almanya hükümetini ve her iki hükümetin de bu insanları sadece kendi beklentileri için kullandığını düşünürseniz bu sorunların öyle kolay kolay çözülemeyeceğini de zaten anlamış oluruz. Yani dünya global bir hal alırken, tüm dünyaya entegre olmak gerekirken Almanya'ya uyum sağlamamak çok büyük bir hata diye düşünüyorsunuz sanırım. Aynen. Yani zaten burada kalmışız ya, burada kalacağız. Özellikle de ben mesela aynı anda Alman vatandaşıyım. Alman vatandaşı olarak da niçin bu vatandaşlığa geçmişim? Demek ki Türk vatandaşı olarak sahip olamadığım bazı hakları almak istemişim. Demek ki burada kalmaya artık bir türlü kabullenmişim veya da kabullenmekten daha öte öyle istemişim. Yani benim kızım da artık mutlaka burada kalacak. Yani benim bir örnek olmam gerekiyor ise ben bu örnek olmayı mecburiyet olarak görmek durumundayım. Yani hiçbir kimse başka bir insandan sen bana uyum sağlamak zorundasın diyemez aslında. Ama uyum, ben bunu çok toplantılarda veya demeçlerimde de söylüyorum. Uyum tek taraflı değil hiçbir zaman. Uyum her zaman çift taraflı olmak durumunda. Alman toplumu uyum bekliyorsa kendileri de aynı şekilde uyumu desteklemek zorunda. Kendileri de aynı şekilde yabancılara ayak uydurmak zorunda. Ama kesinlikle artık bu bir gerçek. 45 seneden sonra bazı gerçekler tartışılamaz. 45 sene bir ömür demek. Yani 45 seneden sonra neleri tartışabiliriz ki? Ama maalesef bu tartışmaların birkaçı sadece Alman tarafında değil, Türk tarafında da hala oluyor. Yani çok eleştirilen şeyler olabiliyor Türk tarafında. Örneğin benim hala anlamadığım, belki yanlış düşünüyorum bilemiyorum ama bir Türk'ün hala 2006 yılında başka bir Türk'ün nerelisin diye sorması sorun değil. Ama sorunun arkasında yatan, sen Uşaklısın, ben Maraşlıyım. Sen Maraşlısın, ben Uşaklıyım. Hala yani yabancı bir ülkedeyiz ki yabancı ülke derken hayat merkezi olduğunu vurgulayarak söylüyorum bunu. Terminoloji olarak yabancı bir ülkedeyiz ve orada da ve Türk olarak yine bir soru olarak şunu soruyoruz. Nerelisin? Yani bence gereksiz bir soru. Yani Türk olmak varsa bu ülkede ki herkesin eleştirdiği ama hala çare bulunamıyor, bir lobicilik eksiğimiz var. Hala bir lobicilik yapamıyoruz. Binlerce dernek var Almanya'da. Ama bir takım iş adamları derneği gibi yani dernekler olduğuna göre demek ki lobileşme de var. O tarafta biraz daha iyi gidiyor. Mesela bunun çok güzel örnekleri var artık. Mesela bir TEDİ İHK'nın kurulması, Atiyat'ın faaliyetlerine devam etmesi, TEDİ örnekleri. Artık bazı çatı derneklerin olması ve özellikle de birkaç çatı derneğinin de üst düzey Alman politikalar tarafından, başbakan tarafından da ciddiye alınması çok güzel gelişmeler. Biliyorsunuz Berlin'deki TEDİ İHK'nın kongresine İki başbakan, Türkiye Başbakanı ve Almanya Başbakanı katıldı. Yani bunlar belki 15 sene önce, 20 sene önceki olabilir mi öyle diye düşünülen şeylerken artık olabiliyor. Gerçekleşti çünkü Türk kitlesi sadece çalışan değil, misafir işçi hiç değil. Akademisyen, aynı anda değişik konularda yöneticilik yapan insan ve iş veren. Şu an 300 bin insana iş veriyor, Türk kökenli iş verenler. Yani bu da gurur verici değil mi? Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle gurur verici. Alman ekonomisinin bu Türk insanların veya Türk işverenin bir yanda ayrıldığının ne kadar çökeceğini Türkler değil, Almanlar da aynı şekilde söylüyor artık. Evet Yıldıray Bey, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Size de yeni çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet, bu haftada genç ve başarılı bir iş adamının hayat hikayesini izledik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Unutmayın, nerede olursanız olun, hep başaranlardan olun. Hoşça kalın.